Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorular ile birlikteyiz. A bölümü. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Hudeybiye'ye göre Mekkelilerden Müslüman olup Medine'ye sığınanlar Mekke'ye geri gönderilecek fakat Müslümanlardan kaçıp müşriklere sığınanlar geri gönderilmeyecektir. Evet, doğru arkadaşlar. 2. Mekke'nin fethinden sonra Arap Yarımadası'nın dört bir yanından heyetler Medine'ye geldiler ve Peygamberimizle görüşerek Müslüman oldular. Evet, bu da doğru arkadaşlar. 3. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalığının son döneminde eşi müminlerin annesi Hazreti Hatice'nin odasında kaldı. Hastalığı ilerledi. 8 Haziran 632 Pazartesi günü vefat etti. Yanlış arkadaşlar. 4. Veda hutbesi özelde Müslümanlara, genelde tüm insanlığa hitap etmektedir. Adalet ve eşitlik temeline dayanmaktadır. Evet, bu da doğru. 5. Peygamber Efendimiz tebliği ulaşabildiği kişilere kendisi anlatmış, ulaşamadığı toplumlara ise elçiler ve mektuplar göndererek iletmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. B bölümü. Aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları seçerek boşlukları doldurunuz. 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de ashabını topladı ve Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberleri üzerine onlardan savaşmak üzere söz aldı. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Rıdvan biatı diyoruz. Şuraya yazalım. Rıdvan biatı adı verilmiştir. 2. Peygamberimizin 632 yılında vefatından 3 ay önce eda ettiği ilk ve son haccına tabii ki veda haccı diyoruz arkadaşlar. 3. Peygamberimizin kabri ile minberi arasındaki bölge tertemiz gül bahçesi anlamına gelen tabii ki arkadaşlar Ravza-i Mutahhara diye isimlendirilmiştir. Bunu da yazalım arkadaşlar hemen. 4. Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlik görevi verildiği andan itibaren tebliğ görevine başlamıştır arkadaşlar. Yazalım tebliğ. 5. Hazreti Muhammed'in peygamberlik görevini yaptığı ve varlığıyla alemi şereflendirdiği devirdir. Tabii ki buna da arkadaşlar asr-ı saadet diyoruz. Yazalım. Aşağıda verilen kavramların tanımlarını birer cümleyle yazınız. 1. Tebliğ, peygamberlerin Allah tarafından kendisine insanlara iletmesi için gönderilmiş olan hükümleri yani vahiyleri insanlara iletmesidir. Kısaca arkadaşlar peygamberlerin vahiyleri insanlara iletmesi, İslam'ı anlatmasıdır. 2. Tebyin, peygamberimiz Hazreti Muhammed'in vahiyleri insanların daha iyi bir şekilde anlaması için açıklamasıdır arkadaşlar. 3. Teşri, Allah'ın ve peygamberlerin insan hayatında maddi ve manevi bütün yönlerine dair emir ve yasaklar koyması. Kısaca arkadaşlar peygamberlerin ve Allah'ın emir ve yasak koyması da diyebilirsiniz. 4. Tezkiye, nefsi temizleyip günahlardan arındırmak anlamına gelir. Bu şekilde bu bölümü de tamamlıyoruz ve D bölümüne geçiyoruz. Mümin, mümine karşı parçaları birbirine bağlayıp tahkim eden, kuvvetlendiren, sağlamlaştıran bina gibidir buyurdu. Ve bu bağlılığı göstermek için Resul-i Ekrem parmaklarını birbirinin arasına geçirip kenetledi. Hadis-i şerifte verilen temel mesajlardan 4 tanesini yazınız. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada müminlerin birlik olmasından, birbirlerine karşı birliktelik içinde olmaları, birbirlerine yardım etmelerinden bahsediyor. 1. Müminler maddi ve manevi yönden birbirlerine yardımcı olmalı. 2. Müminler birlik ve beraberlik içinde olmalı. Her türlü zorluğa karşı birlikte hareket etmeli. 4. Birlikteliğini kaybeden toplumlar ayakta duramaz. Bu yüzden birlik ve beraberliği bozmamalılar arkadaşlar. Bu şekilde yazabilirsiniz. E bölümü. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandıralım. 1. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu ayette Hazreti Muhammed'in hangi özelliği vurgulanmıştır? Tabii ki temsil arkadaşlar. Cevabımız B. 2. Hazreti Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerinden biridir. Kanun ve hüküm koymak anlamına gelir. İslam'a göre Hazreti Peygamber'in Müslümanların uyması gereken hususlarla ilgili dini hüküm koyma yetkisi vardır. Genel olarak İslam alimleri Peygamberimizin Kur'an'da belirtilenler dışında hüküm koyma, bazı şeyler haram veya helal kılma yetkisi olduğunu belirtmişlerdir.
Parçada Hazreti Muhammed'in hangi yönü vurgulanmıştır? Az önceki sorularda vardı arkadaşlar, tanım sorularında. Buna teşri diyoruz. Peygamberimizin emir ve yasak koyması, cevabımız D. 3. Her peygamberde bulunan ortak özellikler vardır. Bu özelliklerden bazıları doğru sözlü olmaları, güvenilir olmaları, akıllı ve zeki olmaları. Verilen metinde peygamberlerin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir arkadaşlar? Burada dikkat edersek fetanet, akıllı ve zeki olmaları, sıdık, burada güvenilir olmaları, doğru söz, emanet, bakın burada sözünü tutmaları, ancak ismet yok arkadaşlar. Cevabımız C. 4. Peygamberimiz tebliğ görevini yerine getirirken hangilerini söyleyebiliriz? 1. Her zaman hakkı söylemiştir. Evet, doğru. 2. Sözleri karşısındakinin seviyesine göre olmuştur. Evet, bu da doğru. 3. Vahiyleri hiç değiştirmeden insanlara bildirmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. 3'ü de doğru. Cevabımız D. 5. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevini yaptığı ve varlığıyla alemi şereflendirdiği devirdir. Asr-ı saadet diyoruz arkadaşlar buna. Cevabımız C. 6. Peygamberlerin görevlerinden biri olan tebliğin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara eksiksiz bildirme. Hayır arkadaşlar. B. Allah'tan aldığı vahiyleri açıklama, beyan etme. Yukarıda yine söylemiştik bunu arkadaşlar. Vahiyleri açıklama, insanların anlayabilmesi için güzelce bilgi verme. Doğru cevabımız B şıkkı. 7. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı, onun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Bu ayetlerde Hazreti Peygamber'in aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir arkadaşlar? Burada merhametli olmayla bir bilgi yok dikkat edersek. Müjdeci olma var, bakın burada var. Uyarıcı olma yine var. Davetçi olma yine var ama merhametli olmayla ilgili bir kavram yok arkadaşlar. Cevabımız A. 8. Peygamber Efendimiz insanları kötülüklerden arındırmaya, iyiliğe, güzelliğe ve doğruluğa yönetmeye çalışmıştır. Buna da tezkiye, temizlenme, paklama, arıtma denilmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tezkiyeye örnektir? A. İyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması. Evet, bakın A şıkkında var hemen arkadaşlar. Cevabımız A. 9. Mekkeliler İslam'ın tebliğinden vazgeçmesi için peygamberimize bazı tekliflerde bulundular. Buna karşılık peygamberimiz bir elime güneşi, diğerine ayı verseniz de ben bu davadan vazgeçmem cevabını vermiştir. Peygamberimizin bu sözleri onun hangi özelliğini yansıtmaktadır? A. İstişareye açık olması. Hayır. B. Şefkat ve merhameti. Hayır. C. Risalet görevine bağlılık ve kararlılık arkadaşlar. Cevabımız C. 10. İslam'ın bütün güzelliklerini kapsar. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnete uygun olan dinin ve aklın güzel gördüğü her şey demektir. Tabii ki arkadaşlar burada maruf diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.